Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1997 TL, %40-69 arası engelli aylığının 1594 TL, %70 ve üzeri engelli aylığının 2392 TL, evde bakım yardımının 4336 TL ve sosyal ekonomik destek, SED ödemesinin de 3038 TL, yükseldiğini açıkladı. Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme ile sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız, dedi. Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1536 TL'den 1997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, diğer yandan %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 TL'den 1594 TL, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 TL'den 2392 TL, yükseldi, ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakın aylığının da 1226 TL'den 1594 TL, yükseldiğini bildirdi. Evde bakım yardımı 4336 TL, çıktı aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 3336 TL'den 4336 TL çıktığını kaydetti. Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi. Sosyal ekonomik destek ödemesi arttı. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için sosyal ve ekonomik destek SED hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2337 TL'den 3038 TL, yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3644 TL'den 4853 TL çıkarıldı, dedi. Bireyler çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekleniyor. Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi: dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL, %40-69 arası engelli aylığı 1594 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 2392 TL, evde bakım yardımı 4336 TL ve sosyal ekonomik destek de 3038 TL, yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız,